Sevgili seyirciler, Haberler.com stüdyosundayız. Mersin'de gerçekleşen bir olayı konuşacağız. Mersin'de 4 Şubat akşamında Bilin Hanım ailesiyle birlikte doğum gününü kutlamak üzere balık ekmek teknesinde toplandı ve sonrasında bir saldırı meydana geldi. Bilin Hanım, ilk olarak geçmiş olsun diyorum ve sonrasında olay nedir tam olarak, detaylandırabilir misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Daha önce bir balık ekmek teknem vardı benim. Ben o bize darp eden şahıslara sattım tekneyi. Sonrasında burada ablamın balık ekmek teknesi var. Bir de öbür kız kardeşimin balık ekmek teknesi var. Ablamın teknesinde kızım bana sürpriz yaptı. Doğum günü kutluyordu. O süreçte saat 8:30 sularıydı. Ablamın ortağı olan Okan Yeşilbacar'ı dışarıya çağırdılar. İşte sarhoşlar zaten. Bu şahıslar Ali Dilgil, Hayri Gürdil. Konuşurken birden Okan Yeşilbacar'a vurmaya başladılar. Ben de ne oluyor diye dışarıya gittiğimde bir yumruk, tepik bana da saldırdılar. Ağzımda dışta 2 tane, içeride 7 tane dikiş var. Dudağım patlattı. Karakolda şikayetçi oldu. İşte bizim tanıdığımız savcılar var, hakimler var. Bize bir şey yapamazsınız. İşte 5 milyar ceza ödeyeceğiz. Başkasında başka da hiçbir şey olmayacak. Bu arada benim elmacık kemiğimde de kırık var şu anda. Elmacık kemiğimde de kırık çıktı filmlerde. Yani can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz yok. Sandalyeleri fırlattılar. Eşimi darp ettiler. Tekneye saldırdılar bıçakla. Hepsinin kamera kayıtları var. 100.000 lira da bize borçları var. Bu kişileri üstümüze salan kişilerin. Tabii elimizde bir senet yok. Vermiyoruz dediler. Öyle de kaldı. Yani peki saldırmalarının sebebi aslında nedir tam olarak? Tekneyle ilgili bir mesele mi? Yoksa borç olayı mı? Nedir tam olarak? Şimdi bunlar ruhsatsız teknelerinde içki vermişler. Daha sonrasında ruhsatsız, yani içki ruhsatları yok. İçki vermişler. Daha sonrasında da sahil güvenlik gelmiş, arama yapmış. Bizden şüphelendiler. Ben de dedim ki eğer ben şikayet ettiysem benim 2 çocuğuma versin. Siz etmeden etti diyorsanız sizin 2 çocuğunuza versin dedim. Akabinde akşam çocukları bayılmış hastaneye götürmüşler. Yani benim dememle çocuklara bayıldıysa demek ki benim hakkımı yediler. Ondan sonrasında bize saldırdılar. Ya tekneye komple saldırdılar. Sandalyeleri fırlattılar. Ondan sonra teknenin içine girdiler. Benim yeğenim karşı durunca sonrasında dışarıya çıktılar bunlar. Küfürler havada okladı zaten. Hakaretler, küfürler. Polisler bunları, beni ambulansa aldılar. Polisler bunları biber gazlarıyla, joplarla zorla götürdüler. Yani devletin memuruna da karşı çıktılar. Peki siz bir dava açtınız mı bunun sonrasında? Tabii ki şikayetçi oldum. Şu anda avukatım ilgileniyor. Yani süreçler devam ediyor şu an içinde. Evet. Peki sizin söylemek istediğiniz, sesinizi duyurmak istediğiniz nokta varsa onları da alabilirim. Yani şimdi biliyorsunuz ülkemizde kadın cinayetleri, insan öldürmeler her gün gazetelerde, televizyonlarda izliyoruz. Böyle şahısların elini kolunu sallaya sallaya gezdiği sürece bu olayların bitmeyeceğini düşünüyorum. Orada ben öle de bilirim. Başımı yere vurup. Bak kızım üniversiteye gidemiyor, beni bırak. Çocuğun okulu açıldığı halde bir şey olur diye korkusundan okuluna gidemiyor. Anneme babama bir şey yaparlar diye. Peki. Koruma kararı da çıkarttık devletten. Ama hiçbirimizin başına devlet, yani şahıs başına bir polis dikecek gibi bir durum yok.
Ancak bunları içeri alırlarsa bu işler çözülür. Peki olayı bir de kızınızdan da dinleyebilir miyiz? O da anlatabilir mi bize tekrar? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Melia, bir de senden de dinleyelim istedim olayı tam olarak. 4 Şubat akşamı doğum günü esnasında nasıl gerçekleşti olay? Yani neler yaşadınız? Senden de dinleyelim. Şimdi ben bir gün öncesinde 3 Şubat günü yan tekne, bizim eski sattığımız, aramızda alacak verecek meselesi olan tekne, alkollü içki vermişler müşterilerine. Bunu da birisi şikayet ediyor. Daha sonra bize siz şikayet ettiniz diyorlar. İşte içiyorlar, teknenin önünden geçerken küfürler, işte yok biz fiyatları düşüreceğiz falan. Anne diyorum, bak ben kadese basayım, bir şey olacak, bir şey olmaz kızım, bırak konuşsunlar, şöyle böyle kavga etmeyelim. Daha sonra anneme haber yollamışlar, siz şikayet ettiniz diye. Annem de dedi ki, ben ettiysem benim çocuklarımdan, etmeden etti diyorsanız da sizin çocuklarınızdan dedi. Akşamında bu şahsın çocuğu rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmış. Bilendiler zaten o gün bize. 4 Şubat günde ben doğum günü pastası falan aldım, geldim tekneye. Tam pastayı kesiyoruz, teyzemin ortağını dışarıya çağırdılar. Onunla konuşurken birden dönüp sövmeye başladılar. Benim yeğenimin başına bir şey gelirse şöyle olur, hani küfürler, hakaretler. Daha sonra bizi siz şikayet ettiniz, işte içki veriyoruz diye şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Sonra birden teyzemin ortağına kafa, bıçak, böyle bıçak sallıyorlar. Bıçağın tersini sallıyorlar böyle korkutmak için. Annem de, ne yapıyorsunuz siz dedi, çocuğu alıp içeri gelecek. Anneme yumruk salladılar. Annem düştü, yerde de bir iki tane tekme attılar. Sonra ben annemi tuttum, kaldırdım. Kan akıyor her tarafından. Daha sonra bana da yumruk salladı ama ben geri çekildim. Sonra biz tekneye kaçtık. Teknenin merdivenini kaldırıyoruz. Dışarıdaki masa sandalyeleri tekneye fırlatmaya başladılar. Ellerimizle ittik. Sonra içlerinden bir tanesi elinde bıçakla tekneye koşup anneme teknenin içinde de tekme salladı. Sonra kuzenim ona bağırınca geri kaçtı. Daha sonra babam geldi, polisi arayın derken babamın da üstüne saldırdılar. Babam yere düştü, kafasını sandalyeye çarptı. Onu da yerde tekmelediler. Sonra polis geldi, annemi ambulansa aldılar. Annemi ambulansa aldıktan sonra polis sakin olun, sakin olun diye bizi durdururken onları da götürmeye çalışıyor. Polise de böyle dayılanıyorlar, hani bizi götüremezsiniz, bizim savcı tanıdığımız var, biz zaten çıkarız, götürüp ne yapacaksınız diye. Polisin silahı yere düştü, silahını almaya çalıştılar. Polis silahın üstüne bastı, polis tutanak tutmuş zaten. Sonra polis biber gazı jopla tutarak götürdü. Daha sonra karakola gittik, karakolda da kendi aralarında, ben size demedim mi kameranın olmadığı yere götürelim, orada yapalım yapacağımızı diyorlar. Bu şekilde oldu. Sonra zaten bize şikayetinizden vazgeçin, paranızı vereceğiz dediler. Annem de, ben satılmış birisi değilim dedi, o yumruğun hesabını verecekler, ben hukuki yoldan her şeyi halledeceğim dedi. Vazgeçmiyorum şikayetinden, o para da sizin olsun, istemiyorum dedi. Bu şekilde yani. Yani son olarak durum budur. Dava da devam ediyor dediniz. Evet. Başka avukata verdik. Avukat ilgileniyor. Ama dediğim gibi yani adalet sistemine asla lafım yok. Ben de o bölümlerden birinde okuyorum. Ama tanıdıkları savcı, hakim varsa ben onlara sesleniyorum. Lütfen bu konuya müdahale etmesinler. Çünkü ben orada babam ve annem öldü zannettim. İstemiyorum yani, onlar asla müdahale etmiş. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Başka hiçbir şeyim yok. Sadece sesimizi duyurmak istiyorum. Tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.